Efendim herkese günaydın. Cuma günleri normalde sevgili Atilla Yeşilada ile birlikte yayın yapıyoruz. Kendisi yurt dışında olduğu için aile ziyareti. Ben onun boşluğunu doldurmaya çalışacağım. Elbette kolay değil. Çünkü çok büyük bir boşluk. Atilla Yeşilada olsa bugün neler anlatırdı? Hangi başlıkları konuşurdu? Ya da neler sorardık desem? Kendi kendime sorup cevapladığımda en önemli başlık esasında dün yurt dışında gördüğümüz satışların giderek artması. Pivot da oydu buydu derken sevgili Atilla'nın söylediği gibi Fed'in faiz arttırımları konusunda gayet net ve sert olacağı, 2023'ün ilk yarısının en azından çok kötü geçeceği düşüncesi yurt dışı piyasalarda, borsalarda o ayı piyasasının devamını gösteriyor. Dün de çok sert satışlar gördük. Demek ki bu noktada kendisinin söylemiş olduğu Fed'in sert enflasyonla mücadele politikası devam ediyor ve edecek. 2023'ün dediğim gibi ilk yarısı açısından. Burada değerli metaller tarafında ise uzun vadeli yorumu 2023'te jeopolitik nedenlerle altın ve gümüşün yukarı yönlü gideceği şeklindeydi. Zaman zaman Atilla bu konudaki görüşlerini değiştiriyor. İyimser ya da kötümser olabiliyor. O yüzden orada biraz karışıklık var. O karışıklığı şöyle ben gidereyim. Özellikle altın için ya da gümüş için bakıldığında zaman zaman gördüğümüz sert hareketler ya da daha az düşmesi, fiziki talebin çok artması, buna rağmen piyasalarda akıllı paranın bu metalleri manipüle etmesi, çeşitli fiyatlarda belki aşağı yönlü gidişin sert düşüşlerin önünde engel ama yukarı gidişlerde bir türlü hani pek çok yatırımcının da söylediği gibi mümkün olmuyor. Bu yukarı hareketlerin mümkün olmaması olmayacağı anlamına gelmiyor. Portföylerde değerli metal bulundurmak isteyenler Atilla Yeşilada gibi Mephisto'nun yani gerçekten dünyadaki çok büyük olumsuzluk ve onun neden olacağı savaş ve ciddi ekonomik yıkımdan korkanların sarıldığı bir liman. O yüzden portföylerde bir miktar bu değerli metallerin olması gerektiğini söylüyorlar. Nasıl ben hisse senetlerinde bütün bu risklere rağmen çok büyük miktarda hisse senedi bulundurulması gerektiğini söylüyorsam. Dün altın ve gümüşte de resmen stoplar çalıştı. Ciddi satışlar gördük. Çünkü o yurt dışındaki sert hareketler Fed'in faiz artırımları konusunda ara vermeyeceği düşüncesinden kaynaklanıyordu. Altın ve gümüşün jeopolitik nedenlerle ya da ekonomik olumsuzluklar nedeniyle portföylerde bulunması gerektiğini söyleyenlerin esasen benim biraz daha önemsediğim ama o ne zaman olacak acaba 2023'te mi olacak diye ötelediğim düşüncemden de kaynaklanıyor. Bu düşünce şu. Evet, enflasyonla mücadele açısından Fed'in çok sert faiz artırımları yapacağı gözüküyor. Bunu iyi yönetmiş olsa da eninde sonunda Amerikan ekonomisi resesyona gidebilir. Bu çok büyük bir yıkım demek. Öyleyse Amerika bir yerden sonra faiz arttırımlarını daha fazla sertleştiremez veya faiz arttırımlarını durdurabilir. O dönemde enflasyon tam ortadan kalkmayacağı ve ekonomik yıkım jeopolitik olumsuzluklarla birleştiği için altında yükseliş olabilir düşüncesi var. O yüzden 2023'ün ikinci yarısı ile ilgili bu konuda iyimser olunabilir. Ama şu aşamada biliyorsunuz ben döviz yatırımı dahil çok kısa vadede hisse senedi dışında bir seçim olmadığını söyledim. Atilla Yeşil'e de bugün başka daha ne anlatırdı? Elbette asgari ücretten bahsederdi. Yurt dışındaki borçlanma imkanlarının zorlaşacağından bahsederdi. Orada da asgari ücrete gelmeden önce Eurobond tarafındaki düşüşten bahsedelim. Atilla Yeşilada da Eurobondların çok iyi bir yatırım olduğunu, çok ciddi para kazanacağını ama bunun bu kadar kısa vadede olacağını söylememişti esasında. Yani Eurobond konusunda iyimser olduğunu söylemişti. Bu Eurobondlar niye bu kadar hızlı aşağı geldi? Yine yurt dışı nedenlerden kaynaklanıyor. Yani şunu bir ayırmak lazım. Yani belki de pek çok kişi ya hocam iyi şeyler hep yurt dışından oluyor, kötü şeyler hep bizden oluyor diyebilirsiniz, diyebilirler. Bu işin iletişim tarafındaki algıdan kaynaklanan ama gerçek
olmayan bir doğası diyelim. Şunu demeye çalışıyorum. Yurt dışından kaynaklanan olumlu ya da olumsuzluklara karşı siz ülke olarak doğru ya da yanlış kararlar verdiğinizde bunun etkisini çok arttırıyorsunuz. Örnek veriyorum. Biz faizleri düşürdük. Faizleri düşürdüğümüz için mi enflasyon düşecek? Yoksa faizleri düşürdüğümüz için ama öte yandan bugün bazı özel bankalar mevduata %36, kamu bankaları %30'a yakın faiz verirken faizi düşürmüş mü oluyoruz? Bir, iki, faizi düşürdüğümüz için mi enflasyon düşüyor? Yoksa geçen seneki yüksek rakamlar çıkıp düşük rakamlar girdiği için mi düşüyor? Bunları doğru okumak lazım. Siyaseten bunları bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani öyledir, böyledir. Yani Sayın Nebati'nin söylediği gibi biz enflasyonun boynunu kırdık, belini kırdık diyebilirsiniz. Ben rakamlara baktığımda, işin matematiğine baktığımda bunun doğru olmadığını düşünür ve söylerim. Ama siyaseten bunları söylemek başka bir şeydir. Sonuç olarak da Sayın Nebati bir bürokrat değil, siyasetçi. O yüzden mesela buradan size bir çıkarım daha yapayım, araya sıkıştırayım. Seçim yaklaşırken bürokratlardan ziyade siyasetçilerin daha fazla olduğu bir kabine görebiliriz. Bakan değişiklikleri anlamında da. Kapat, koy kenara. Bunu koyayım kenara. Şimdi nereyeden devam ediyorduk? Faizlerin düşmesinden. Resesyon olacak demek, ekonomi yavaşlayacak demek. Ekonomi yavaşlayacak sorusu ne zaman yavaşlayacak sorusuyla birlikte takip edilir. O da 2023'ün ikinci yarısı Amerikan ekonomisi için. Demek ki ondan sonra Amerika çok daha fazla faiz arttırımına devam edemez. Ne yapar? Faizleri arttırmayı durdurur, hatta faizleri indirir bir yerden. O yüzden de 5 yıl ve ötesindeki bütün kağıtların faizleri düştü. Çünkü o dönemde ileriye baktığınızda faizlerin düşürüleceği beklentisi genel faiz seviyesini aşağı getirdi. Bizim spreadlerimiz de faizlerimiz yüksek olduğu için ama öte yandan yurt dışından para bulup dolar TL patlamayacak, Türkiye borçlarını ödemede kısa vadede borç problem yaşamayacak düşüncesi bizim spreadlerimizi de aşağı getirdi. Ve Eurobondlar para kazandı. Şimdi buradan ne yapmanız gerekir? Orta uzun vadede Türkiye'nin ödemeler dengesi, dış ticaret açığı, dolayısıyla borç problemi devam edeceği için orta uzun vadeli Eurobondlardan çıkıp kısa vadelilere gelmeniz gerekir. Neden hocam hepsini satmıyoruz? Satarsanız ne yapacaksınız? Hisse senedine koymazsanız eğer sorusundan dolayı. Çünkü şu anda öyle ya da böyle Türk Eurobondları ya da bankaların ve Türk şirketlerinin çıkardığı Eurobondların faizleri kabaca yine %10'lar seviyesinde. Böyleyse eğer siz döviz yatırımcısıysanız, KKM çok bir şey getirmiyorsa ve dövizde durmak istiyorsanız paranızı koyabileceğiniz yer yine bu kısa vadeli Eurobondlar. O yüzden Türkiye'nin Eurobondlarının düşmesinin iki tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi çokça dünyada resesyon beklentisi dolayısıyla faizlerin aşağı gelmesi, bizim de işte Sayın Nebati'nin o gözlerindeki ışıltının nedeni Suudi Arabistan'dan, Katar'dan falan Rusya'dan para bulmamız. Bu parayı bulmak borç bulmak demek. Bu Türkiye'nin ödemeler dengesi problemini geçici olarak çözer. Türkiye'nin problemi genelde bir cash flow, akım problemidir, stok problemi değildir. Ama şu anda yapılanlarla birlikte flow dediğimiz yani günlük ödemelerin karşılanması açısından sorun ortadan kalkmakta. Sorun bir stok yani borç büyüklüğü problemine doğru gitmek ve daha büyük bir probleme doğru taşınmaktadır. Evet, buradan devam ettiğimizde gelelim asgari ücret konusuna. Asgari ücret konusunu da Atilla Hocam işte açlık sınırından bahsederdi. İnsanların evine yemek götüremediğinden bahsederdi. Çocuğun, 6 yaşında çocuğun ölümünden bahsederdi muhtemelen. Açık ve net bir muhalif olarak. Yani ben de muhalif deyince esasında şunu anlıyorum. Gerçeğe muhalif olmamak lazım. Karşı tarafa muhalif olabilir ama gerçeğe muhalif olmamak lazım. Gerçek, doğru, rakam, bilgi, bilim, ahlak bunlar ne söylüyorsa bunun karşısına durmamak gerekir. Bunun için söylüyorum. İlerleyen dakikalarda bir tane daha örnek vereceğim onun için söylüyorum. Şimdi gelelim asgari ücret meselesine. Net 8.506 lira.
brütte 10 bin lira. Şimdi bununla ilgili söylenebilecek pek çok şey var. Niye mesela popülist giden bir ekonomi yönetimi seçimlerde yaklaşıyorken niye daha fazla arttırmıyor? Esasında bir miktar burada mali performans açısından da biz doğruları yapıyoruz deyip öte yandan da ekonomide ciddi bir kırılma enflasyon tarafında yaşanmaması için yapıyor. Bu kırılma yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Elbette yaşanacak. Yani siz KGF'yi vereceksiniz, asgari ücret geliyor, şu bu. Enflasyon evet baz etkisiyle bir miktar düşecek ama enflasyon düşmeyecek. Enflasyon dünyanın hala en yüksek enflasyonlarından biri olacak ve enflasyon dediğiniz 100 kilometreyle duvara gitmek yerine 80 kilometreyle gideceksiniz, yine duvara çarpacaksınız. Emniyet kemeriniz de bağlı değil bu arada. O yüzden bu asgari ücret meselesiyle ilgili ben işin şu tarafını konuşmak istiyorum. Dün Ahmet Hakan zaten, ben hiç televizyon izlemiyorum bu arada. Kesinlikle hiç televizyon bakmıyorum. Burada belki sizlerin yorum yapmasını isteyeceğim bir konu da var. Mesela Türkiye'ye ben bir medya kanalı kurarsam bunu bir şifreli kanalda ya da platformda yayınlamak gerektiğini düşünüyorum. Reklam pazarıyla ilgili de çünkü ciddi olumsuz düşüncelerim var. Biliyorsunuz reklam Türkiye'de bir grup tarafından dağıtılıyor. Şimdi buradan pay alıp alamamanız sizin yapacağınız genel yayın politikasına bağlı. Siz genel yayın politikanızla ne yapmalısınız sorusuna geldiğinde ben Türkiye'de mega trendleri dünyada takip eden ve bu mega trendlerle şirketlerimiz, insanlarımız, ülkemiz daha iyi bir refah düzeyine nasıl gidebilir, sürdürülebilir bir büyümeye nasıl gidebilir, şirketler kendilerini finansmana nasıl ulaştırabilirler, satın alma ve birleşmeler yurt dışıyla nasıl yapılabilir, buna aracılık etmek istiyorum. Bunu yaptığım zaman bunun çok izlenilir olması, ne bileyim ben televizyonda bölüm başına 3 milyon lira kazanılan diziler gibi olmasını beklemem. Ama başka şeyler planlarım var. Ama soru şu, acaba bunu ben şifreli bir yerde mi yapmalıyım? Yani bir subscription'la mı yapmalıyım? Free to air mı olmalı? Subscription'la mı olmalı? Sorular bunlar. Şimdi geleceğim televizyon izleme meselesinden Ahmet Hakan meselesine. Yani zaten hani pek çoğunuz yorum yapabilecektir bu konuda. Şimdi burada tartışmanın bir tarafında Ahmet Hakan var. Öte yandan bakıldığında Ahmet Hakan'ın söylediklerine katılanlar, tarz meselesi diyenler falan var ve sevgili hocamız var, Demirtaş hocamız var. Ben hani kendisini şahsen de tanıyorum. Hani yüz yüze gelmedik hiç ama çok konuşmuşluğumuz var tabii. Şimdi burada bir hani televizyonda bir şey konuşurken bunu reyting için mi yapıyorsun? Bir tarafa yanılmak için mi yapıyorsun? Gazetecilik için mi yapıyorsun? Tarzın ne? Ne amaçlıyorsun? Gibi soruları zaten izleyici bilir ve cevaplar. Bunu bilir, onu bir yere koyar. Şimdi bunları dışarı koyduğumuzda olay ne? Olay işin matematiğini konuşmak. Benim anlayamadığım şu, herkes asgari ücretin olması gerektiğinden az olduğunu ve asgari ücretlinin mağduriyetinden bahsediyor. Kimse o kanalda bunun nedeninden bahsetmiyor. Bunun böyle olmasına neden olan politikadan ve sahibinden de bahsetmiyor. Olay bir mağduriyet var ortada. Ah ah ah, vah 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 deniyor ve efendim asgari ücretlinin tarzıyla ilgili asgari ücretliye verilecek para bir şey yetmeyecekmiş diye Özgür Bey'in tarzından bahsediliyor. Şimdi ben tarzını beğenirim beğenmem, o ayrı bir konu, pek çok açıdan bakıldığında benim de üstten konuşma tavrını beğenmediğim çok kişi oluyor. Çünkü eninde sonunda mesela ben bunu kadın erkek ilişkilerinde de görüyorum, ikili ilişkilerde. Sen kimsin? Sen ne hakla bunu bana söylersin? Gibi yaklaşımlar olabiliyor. Şimdi tabii sizin bulunduğunuz platform açısından bakıldığında bence burada bu sözü engelleyebilmek için yapılacak olan bir tane şey var. Akıl, bilim, hukuk üzerinden hareket etmek. Bunun üzerinden hareket ederseniz bu gibi tartışmalar
yerine gerçekleri bırakır. Ben hatırlarsanız bir kere bir Okan Akbayülgen'in programına da katılmıştım. İşte sevgili Emre Alkin vardı, Burak Arzova vardı, Erhan Hoca vardı, ben vardım. Bir yere kadar enflasyon falan falan böyle buralara pek girilmedi. Böyle daha teorik konulardan konuştuk. Bir yerde dayanamadım ve şunu söyledim. Ya dedim, Türkiye'de enflasyon gibi bir gerçek var. Biz acayip fakirleşiyoruz. Bunu konuşmamız lazım. Senden ondan sonra programın seyri değişti. Dolayısıyla yani gerçekleri mi konuşacaksınız yoksa politika mı yapacaksınız? Bunu ayırmak lazım. Ben bir ekonomi kanalı yaptığımda bir şekilde politikayı bir kenara bırakıp rakamlar üzerinden konuşurum. Kardeşim, yani benim Twitter hesabımda da o yazıyor. Rakamla, bilimle, akılla bunu kullanarak varsan var. Yoksa yok. Yoksa yani Türkiye'de yapılan tartışmaların düzeyine baktığım zaman gerçekten hicap duyuyorum. Sizin gibi bizi takip eden ve eleştiri yapan insanların da bilimle, akılla, hukukla, eğitimle konuşması beni çok mutlu ediyor. Bir ülkede cahillik ve cesaret çok yükselmişse o zaman ileri gitmek açısından zorluğumuz çok fazladır. Bunu unutmamak lazım. Ben dün de olduğu gibi bugün de olduğu gibi yarın da rakamlarla, sayılarla, gerçeklerle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi buradan nereye geleceğim? Buradan şuraya geleceğim. Hani gerçeğin yanında olma konusuna geleceğim. Birincisi bir gerçek. Asgari ücretle birlikte mecliste ekonomiye ilişkin torba teklif yasası geldi ve 293 milyar olan borçlanma yetkisi 493 milyara çıktı. Yani ek para harcanacak. Nereden? Bütçeden. Peki bu harcama yetkisi nasıl kullanılacak? Seçim için kullanılacak, popülist kararlar alacak. Enflasyon düşer mi? Düşmez. Türkiye'nin borç miktarı düşer mi? Düşmez. Demek ki gerçek bu. Bu gerçeğin karşısında durmak mümkün değil. Burada belediyeler konusunda da tabii geçmiş dönemde hükümetin özellikle belediyeler aracılığıyla onların bütçelerini kullanarak çok direkt yardımlar yaptığını biliyoruz. Bu sefer bütçenin bu kadar çok artmasının nedeni yükselen enflasyonla birlikte bütçeyi arttırma isteğiyle beraber bir başka şeyi de beraberinde getiriyor. Ankara, İzmir, İstanbul gibi önemli bütçesi olan mega şehirlerin bütçelerinden harcayamadığınız için İstanbul ve Ankara'da genel bütçeden harcamanız gerekiyor. O da bütçe dengelerini çok ama çok bozuyor. Bu bir gerçek. Başka bir gerçek daha. Mesela ben bundan 10 sene önce de pek çok ekonomiste, yani hatırlıyorum o gün Morgan Stanley'de Tevfik vardı, Tevfik'e de söyledim. Yarkın'a da, JP Morgan'a, Yarkın abiye de söyledim. Geldim bu PPP dediğimiz projeler, yani public-private partnership, yani devletle, özel sektör işbirliğiyle yapılan yap işte devlet projeleri bütçe içerisinde yer almıyor. Bunun bütçeyi çok fazla bozacağını görüyorum. Bunu IMF bile görmüyor. Bu ileride başımıza büyük maliyetler açacak demiştim. Yani Yarkın Cebeci'ye veya Tevfik'e bunu sorabilirsiniz. Şimdi burada yine şeyi ayırmak lazım. Yani doğru proje, doğru finansmanlı proje, doğru katma değerli proje ve diğer. Yani her şeye kötü dememek lazım. Mesela bugün bir tane haber gördüm. Avrasya Tüneli 6 yıldır hizmet veriyormuş. Milli gelire 2 milyar dolar, üretime 4.1 milyar dolar, ihracata 340.4 milyon dolar, vergiye de 116.5 milyon dolar katkıda bulunmuş. Anadolu Ajansı haberi. 22 Aralık 2016'da hizmete açılmış. Açılışından bu yana 97 milyon araç geçmiş. 9 Kasım'da da 71.110 araç geçişiyle 2022 yılı geçiş rekoru kırılmış. Şimdi bu projeyi alıp incelemedim. Karşısında da durmuyorum. Çok da yararlı olduğunu görüyorum. Ama yabancıların deyişiyle at what cost? Maliyetine kardeşim. Yani bu şuna benziyor. Ben bir işletmede satın almacı olarak çalışıyorum. Acayip ihtiyacı olan bir şeyi yapıyorum ama hangi parayla yapıyorum? Anlatabiliyor muyum? Yani bu işten 3 liraya yapılacak şeyi 13 liraya mı yapıyorum? 3 liraya yapılacak şeyi 2 liraya mı yapıyorum? Ne kalitede yapıyorum gibi sorular. Dolayısıyla siz de lütfen bakın. Her şeye karşı durmak, her şeyin karşısında oluyor izlenimi vermek bence Türkiye'de gelinen nokta açısından en büyük kaybımız. Çünkü Türkiye sıfırlar, birler,
siyahlar beyazlar üzerinden tartışamaz. Gerçekler üzerinden gerçekleri teslim ettikten sonra Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeye gitmesi açısından hangi yol izlenmeli ancak tartışabilir. Bence bu noktada belki uygulanan siyasetin ve siyaset şeklinin etkisi olabilir. Ama benim Türkiye için bir şey dileyeceksem 2023 yılından gerçeğin, aklın, hukukun ve vicdanın ön planda olduğu, rakamlarla konuşup insanların bir şekilde geleceklerini siyasi çıkarların değil ülke çıkarlarının önemsediği bir dönem olsun derim. Ben de dediğim gibi yeni yılda inşallah bir aksilik olmazsa bir ekonomi kanalıyla birlikte hiç kimsenin yanında değil ve fakat gerçeğin yanında ekonomi anlatmayı istiyorum. Buradan son olarak şuna geleyim. Türkiye'de biliyorsunuz siyaseti, ekonomiyi ve futbolu herkes bilir ve konuşur. Hepsi de çok uzmanıdır. Ben yine bir televizyon kanalı yaptığımda ekonomiyle birlikte sporun yan yana olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki düşünceleriniz de doğrusu merak ederim. Çünkü izleyicileri aynı. Yani kripto oynayanlarla betting oynayanlar, çoğunca para sahibi olup al sata basanlar, borsaya girenlerle Arjantin kupa aldıktan sonra sahaya girenler aynı gözüküyor. O konuda da bir küçük bir şey söyleyeyim. Mesela Nusret acayip bir PR harikası. Onu bir söylemek lazım. Birisi elinden tutmuş, bir yere taşımış ayrı. O da çok iyi kullanıyor. Maşallah. Hani dünyaya Nusret'le mi tanınıyoruz ya da biz o kadar okuduk bu adam yaptı. Dünya böyle. Hype yaratmak önemli konu. Bakın Elon Musk'la Nusret'i karşılaştırmayacağım belki ama Elon Musk dediğiniz adam da bir şekilde evet tabii ki ürettikleri yaptıkları Amerika çerçevesinde ve çok büyük ama mesela tek elektrikli araba Tesla mıdır? Ondan iyi araçlar yok mudur? Bu soru şunu ifade ediyor. Eğer bir hype yaratırsanız, iyi bir satış yaparsanız, bunu çok iyi yaptığınızda ürününüz diğerlerininkinden farklı olmasa da, daha iyi olmasa da, eşit veya aşağıda olsa bile çok büyük bir fırsat yaratabiliyorsunuz. Apple gibi düşünün. Yani bu kadar paraya ille de Apple diyoruz. İlle de Apple diyoruz. İlle de işte iPhone diyoruz. Neden? Bu bir hype yaratma meselesidir. İnsanlar hep ulaşamadıklarına ulaşmak için ellerindekini son kuruşuna kadar kullanırlar. Çünkü insanlar olmak istedikleri şeyi olmaya aracılık edecek bir şeyin peşindedirler. Marka giymek de bundandır. İnsan belli bir olgunluğa ulaştığında bunlardan uzak durabilir. Bunları alır, kullanabilir. Onun için çok önemli değildir. Daha iyisini de yapabilir. Ama bunlar onun hayatında bir normaldir. Bu paraya sahip olmadığı halde ona ulaşmaya çalışmak, hiçbir zaman ulaşamayacağını bildiği bir şeye küçük bir bedel ödeyerek ulaşmayı mümkün kılma imkanı veren markaları almaya itiyor insanları. O yüzden biz hep ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı gördük ama artık devir değişti. Ve fakat bu değişimin ben olumlu yönde olacağını da düşünüyorum. Çünkü öyle pırıl pırıl bir gençlik geliyor ki o pırıl pırıl gençlik konuşanların değil, konuştuğunda gerçekten bir şeyler söyleyenlerin ve o söyledikleri de gerçekten inandığı olan sosyal sorumluluğu ve ülkeye, topluma karşı bir katma değer yaratmak isteyenlerin konuşmasını seviyorlar. Bakın bir tane örnek vereyim. Nike mesela bir siyahi Amerikan futbolu oyuncusunu almıştı reklamlarına. Neden almıştı biliyor musunuz? Adam Amerikan marşında ayağa kalkmak reddetti. Ben bu duyguları taşımıyorum dedi. Bu Türkiye gibi bir ülkede yani İstiklal Marşı ben öyle yetişmedim yani. Hani çok ayrı. Amerika'da tabii ayrı bir şey. Hani Amerika biraz Fransa gibi. Hem faşist bir yandan bakıldığında hani zencilerle beyazlar açısından hala tartışmanın olduğunu biliyoruz. Zenci işte siyahi başkan olabilir miydi tartışmasını hala biliyoruz. Bir yandan da labor mobility yani insanları bir araya getirip kullanmayı çok iyi biliyor. Fransa'da öyle. Bizse esasen ben kendi adıma söyleyeyim. Biz normal şartlarda insanlara karşı
bizde olmayan ve kardeşçe yaşadığımız bir farklı etnik gruplar topluluğuyduk bence. Ben bu açıdan bakıldığında İstiklal Marşı'nı okurken hala tüylerim diken diken oluyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin de bunu böyle hissettiğini düşünüyorum. Kürdü, Çerkezi, Poma ne olursa olsun. Bunlar önemli değil. Çünkü bence önemli olan samimiyet ve kardeşçe yaşamaktır. Kapitalizm bunun karşısında engel gibi gözükmektedir. Kapitalizmin yanlışları elbette vardır ama bir şey vardır. Bir şeyin fiyatı arz ve taleple belirlenir. Ama bir şey vardır ki onun fiyatı insanların gönlündeki ahlakla, hukukla ve vicdanla belirlenir. Dolayısıyla biz de bundan sonra ekonomiyi, piyasayı anlatırken bir tarafta akla, bir tarafta bilime, bir tarafta rakamlara bakarken bir tarafta da o ahlaki duyguları da işin içerisine koymamız lazım. Son olarak da buradan hisse senetleri piyasasına geldiğimizde bugün bir miktar Viyop'ta X açıldı, ne olacak, ne bitecek diye bakıyoruz. Ve herkes banka hisselerinde ne olacak tabii onu çok fazla merak ediyor. Şimdi bence piyasa açısından bakıldığında tekrar bu bedelsiz sermaye arttırımları özellikle kamu bankalarının sermayelerinin artacak olmasıyla bir miktar bir yukarı yönlü hareket yapma isteği var. Ben piyasanın genel olarak biraz zorlandığını görsem de hala hisse senetleri piyasasının önümüzdeki dönemin en doğru yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Belli hisse senetlerinde bunlar blue chip bile olsa belli değerlere geldik. Onları dün Işık Ökten'in dediği gibi ekrandan silmek lazım. Bence 2023 yılına taşınabilecek, Viyop'ta bile tutulabilecek, eğer Viyop'ta tutmayı cesaretini gösterebileceğinizi düşündüğünüz hisseler varsa onları alarak hisse senedi piyasasında kalmalısınız. 2023 senesi ilk yarısı itibariyle çok zor olacak. Türkiye döviz bulduğu ve sorunlu seçim sonrasında ötelediği için hisse senedi piyasası ayrı devam edecek. Ama unutmayın ki en önemli şey likiditedir. Bulunduğunuz hisse senetlerinde bir gün bir çekilme yaşandığında likidite kaybolur ve onları satamazsanız büyük problemle karşı karşıya kalırsınız. Ben hisse değeriyle piyasa değeri arasında bir anomali oluşmaya başladığını düşünüyorsanız, ya ben yeterince para yaptım diye düşünüyorsanız hisse senetlerinizi azaltınız derim. Ama onun dışında ben hisse senedi piyasasının önümüzdeki dönemde de fırsat olacağını düşünüyorum. Evet efendim, Atilla Yeşilada'nın büyük boşluğunu doldurmanın imkanı yoktu belki ama dolu dolu konuşmaya çalıştık. Size güzel bir gün, güzel bir hafta sonu, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Görüşmek üzere.